Evet, Delta merak varyantı edilen. Coştu gidiyor, ne olacak? Evet. Biz nereye kadar yani tam açıldık saçıldık çok güzel, bayram da harika geçti derken işte vakalar 17 binlerde. Korkulan oldu. 2000 oldu. Artıyor. Korkuyorduk da evet. Oldu. Bir şimdi bugün okudum yine bu üçüncü dalgada yani alfa varyantının yapmış oluşu. İngiltere varyantı ya da alfa varyantını yapmış olduğu salgında çok hızlı artış 50 günde olmuş. Şimdi 14 günde hızlı artış olmuş. Ya. O yüzden birazcık daha hep korkulan. Aşı olmasına rağmen ama aşılanmalarda sıkıntı. Aşılanmalara sıkıntı var. Türkiye'de... Neden efendim bu biraz farklı gibi algılanıyor? Yani şu andaki bu varyant denen bahsettiğimiz koronavirüsten bahsediyoruz. Evet, koronavirüs. Çocuklarda da görülüyor mu sorusu hemen geliyor tabii ki. Yani. Daha mı hızlı bulaşıyor? Şimdi bu varyantlar arasında normal bizim klasik artık klasik Covid ki klasik Covid'in de yaşam süresi 1,5 sene oldu. 1,5 yaşında klasik Covid. Doğru. Ama diyelim hani klasik Covid diyelim ona. Klasik Covid'den sonra alfa çıktı Türkiye'de. Suçların büyük bir kısmı alfaydı. Alfa çok fazla bulaşıyorduk klasiğe göre. Şimdi bu alfadan %60 daha fazla bulaşıyor. Öyle Delta hesaplayalım. Dediğimiz. Evet. Delta. Delta şey Hindistan suçu. O zaman da vardı ama şimdi tüm dünyada çok yaygınlaştı. Bunun nedeni şeydir. Yani biz alfayı önlüyoruz, azaltıyoruz kapanmalarla, aşılarla ona karşı etkili aşı. Hemen onun yerine virüs mutasyona geçiyor ve delta. Bu yani evrim kanunudur diyelim. Bu virüslerde hep görülen bir şeydir. Hani buna şaşırmamamız gerekiyor. Belki şimdi Lambda'da varmış galiba. Evet. Bu sabah yine haber aldım. Evet. Türkiye'de değil, Amerika'da. Ben o da geliyor gelmekte olan Lambda'da kal. Ama bunun bu dertlerin en büyük dermanı aşı. Evet, öyle kesinlikle. İşte en son aşılıya karşı sadece Türkiye'mizde değil dünyada kesinlikle. Da ya olmayacağım diyen ya da bu konuda kaygıyla yaklaşan, kuşkuyla yaklaşanlar var. Kesinlikle. Doğal olarak diyebiliriz ama yani... onlara da yönelik olarak tabii tedbirler alınması lazım. O zaman birazcık bilime inan. Yapıyorlarsa aramalarını, vakitlerini doğru bir şekilde harcayacaklar. Evet. Değil mi? Gerçeğe dayalı bilimsel verilerle gelip dinleyecekler ve etraflara da bilgi verecekler. Benim doktor arkadaşlarım, ben böyle bazen duyduklarımla ilgili falan konuşunca çok kızıyorlar bana. Hı. Aman Ebru lütfen diye. Hı. Bu gerçekten de çok önemli bence. Hocam aslında senin de sorundu bu. Devamını getirelim. Çocuklarda ne durumda diye merak ettim Murat özellikle. Şimdi çocuklarda son ana kadar iyiydi. Bu sabah ben ilk defa yani geçen haftalarda bir tane Covid pozitif yatırdık ama o şeydi sadece kanser hastası pozitif olduğu için izolasyon için yatırmıştım. Bugün ne yazık ki ağır solunum sıkıntısı bir hasta yatırmışız dün akşam. Kaç yaşında hocam? 1 yaşında ama bir Ruber sendromu diye bir özel hastalığı var. Epilepsisi ve başka yani bir geriliği var. Mental geriliği var. Ağır bir hasta. Yoğun bakımlık olmaz diye inşallah dua ediyoruz. Çünkü çocukların aşısı yok biliyorsunuz. Çocuklarımızı bizler koruyoruz. Bunu ben mesaj olarak vermek istiyorum. Evdeki herkes aşılanırsa, etrafındaki herkes 16 yaş üzeri, şimdi 16 yaşa indi. Evet. 16 yaş üzeri herkes aşılanırsa eğer biz bebeklerimizi böyle koza gibi koruruz. Şimdi bu çocuğun ailesini ben gider gitmez sorgulayacağım aşıları var mı diye. Muhtemelen yoktur diye düşünüyorum. Çünkü hep böyle oluyor. Nedense aşılar hep eksik oluyor. Aşının mesela BioNTech'in bu Delta'dan %85 koruduğu ortaya çıktı. Janssen de %83 koruyor. Diğerleriyle ilgili çalışma yapıyoruz ama. Şu an hani BioNTech'le gidiyoruz Türkiye olarak ama gayet güzel de korumacılığı var. Kesinlikle. Ama işte bir sıkıntı var ki olmuyor bazı. Şimdi aşı olunca ne oluyor hocam? Aşı olmayanlara ne oluyor? Aşı olunca ne oluyor? Bize bir bilgilendirir misiniz? Şöyle bir temel bilgi. Şimdi aşı olanlar hastalığı hafif geçiriyorlar. Aşı olanları biz biliyoruz, görüyoruz. Doktorlar arasında da oluyor. Hepsi hafif geçiriyor. Birkaç tane asistan karantinada şu anda ama burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, hapşırık şeklinde klasik solunum yolu enfeksiyonu. Ateşleri bile yok. Biz mecburen izolasyon alıyoruz çünkü etrafı hastalara bulaştırmasınlar diye. Ama aşısızlarda tabii klasik ağır tabloyu görüyoruz. Delta'nın bir özelliği var. En büyük özelliği o. Delta öksürükle seyretmiyor. Daha az öksürük yapıyor. Hani bizim klasik Covid'de öksürük şikayeti bizim için çok önemliydi. Ateş birazcık daha fazla ama tipik bir grip gibi geliyor. İnfluenza gibi geliyor. İşte nedir? Baş ağrısı. Gripte her yeriniz ağrır ya. Başınız ağrır, eklemleriniz ağrır, boğazınız ağrır. Ondan sonra karnınız ağrır, mide gribi derler. Beraberinde bazen bulantı, kusma da oluyor ama ishal olmuyor. İshal çok az görülüyor Delta'da. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, çok hafif öksürük. Bu şekilde gelince de ay ben grip oldum, işte klima çarptı şeklinde. Ben çok duyuyorum. Ben kaygılandım mı? Ne oluyor PCR, acaba oldun mu diye. PCR testi de yaptırmadan evinde geçiren çok kişi var. Evet. Sonuçta aşılarda da bu var. Aşılı kendisi hastalığı hafif geçirir. Ama bulaştırır mı aşılı kişi? Çok daha az, çok düşük oranda bulaştırıyor. Çünkü virüs başta öldürülüyor aşı sayesinde. Aşı nedir? Bizim vücudumuza verdiğimiz maddeler
aşı antikor oluşturuyor ve o antikor virüsü girdiği yerde öldürüyor zaten. Yüzde işte 85-90 etki bu. Yani aşılı olduğumuz için. Evet, taşıyamıyorsunuz. Ve bulaştıramıyoruz. Aslında herkes aşılansa, biz bunu kızamık örneğinde gördük. Yüzde 95-96 çocuk aşılaması, biz kızamığı bir ara ortadan kaldırmıştık. Ama hepimizin şurasında 3 tane aşı yok muydu Allah aşkına? O çiçek aşısıydı tabii, değil çiçek mi? Çiçek vardı, kızamık vardı. Bende işte. Var çiçek aşısı. Hala çiçek bende de var. 1978'dir son vaka. Son vaka değil mi? Aşılarla ilgili. Bitti yani. Çiçek yok dünyada. Laboratuvarda var. Biz bir infeksiyonu yok edebileceksek eğer, bunun tek yolu var aşı. Aşı. Bu kanıtlandı. Yani antibiyotik vereyim tamam. Var çok güzel ama ilaç hastalanan içindir. Aynen. Elbette. Evet ben... ilacım olsa da şu çocuğa verebilsem, onu şak diye iyileştirse. Mesela grip ilacı gibi. Mutlaka evet, evet, bu doğru. Mutlaka karantinaya henüz alınan kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından eve gönderilen ilaç prosedüründe geçen ilaçlardan bahsediyoruz. Evet, bunlar zaten kişilerin kendi başına gidip alabileceği, asla tüketebileceği ilaçlar değiller. Ben de alamam mesela. Elbette. Aslında doktor şeyi olarak verelim mi hocam? Dün madem bahsettik, tablomuzu verelim dünün. Evet, 224 bin civarında bir test yapılmış ve 16.809 kişinin testi pozitif. Yani 17 bin civarındaydı ki bayrama girerken 5 bin civarındaydık. 5000'in altına indiremedik aslında. İçinde. İşte geldiğimiz nokta 17.000 civarında bir pozitif. Tabii bu da bir taraftan teste göre artıyor ya da azalıyor. Ama şu an testler aşağı yukarı 224.000 civarında ve dün 55 kişi hayatını kaybetmişti bir önceki gün. Şimdi 63 kişi. 63 kişi. Bir otobüs dolusu insanımızı kaybediyoruz. 63 eve ocağa ateş düştü yani. Düşünsenize ne kadar acı verici bir şey ve giderek artıyor maalesef. Çok da ağır bir süreç. Benim erkek kardeşim oldu Covid. Yanına benden başka kimse giremedi. Ben de böyle cansiperane iki doz aşıyla yanındaydım ama gerçekten çok ağır. Yani düşünüyorsunuz gece acaba ölebilir mi diye, ki bizim İstanbul Tıp Fakültesi'nde çok olağanüstü şartlar altında çok yakından takip edilmesine rağmen geceleri böyle bir panik atakla uyanıyorsunuz. Yani yaşayanlar bilir bunu. O kaygı sürekli zaten beyinde. Kendinizin evet yani geçirenler bilir. Şimdi nasıl efendim? Şu anda çok iyi de Covid'den sonra en büyük erişkinlerdeki en büyük sorunlar bir sürü problem ortaya çıkıyor. Mesela benim erkek kardeşim obezdi. Obeziteyle ilgili şekeri yükseldi. Hmm. Hiç şekeri yokken şu anda bir diyabetik tip 2 diyabet hastası oldu. İşte ilaçlar ortaya çıktı. Anlatamam. Şu anda hep bizim İstanbul Tıp Fakültesi'nin değişik poliklinlerinden takip durumunda. Tansiyon hocam çıktı. Çok değerli bilgileriniz var mutlaka. Bunlara biraz daha girmek için size çok vakit ayırmak isteriz aslında. Fakat altyapısında mutlaka başka genetik rahatsızlıkları olan, işte obezite, şeker vesaire gibi rahatsızlıkları olan kişilerin biraz daha ağır geçirdiği söyleniyor. Evet. Kardeşinizin de başına gelen tahmin ediyorum. Kesinlikle şu anda o. Geçmişler olsun. Çok efendim son soru ederim. Sizde. Salmonella tedavisinde kullanılan yöntemler ve çocuklarımızı hangi noktada hastaneye götürmeliyiz? Salmonella'da genellikle antibiyotik önerilmiyor. Çünkü antibiyotik kullanıldığında tekrarların arttığı veya saçılma süresinin uzadığı ile ilgili çok bilinen çalışmalar var. Ama çok ağır seyreden vakalarda, altta yatan hastalığı olanlarda antibiyotik veriyoruz. Bu tamamen doktor kararıdır. Bizim asıl yaptığımız hastayı izlemek, sıvısını yerine koymak, hastanın sıvı kaybına girmemesini sağlamaktır. Bunun dışındaki yöntemler yani doktorlar tarafından belirleniyor. Antibiyotik kullanımı onlar karar veriyor. Ailelerin o zaman çocukta birden fazla, üçü geçen sayıda bir ishal durumuyla karşılaştıklarında hemen bir sağlık kurumuna götürmelerini buradan tekrar salık verelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hocam çok teşekkürler.